Bu sefer Kur'an mahluk mudur, değil midir diye bir test malzemesi çıkardılar. Halife Memun Bağdat valisi başta olmak üzere valilerine talimat verdi. Ders okutan, camilerde imamlık yapan alim ve işte tasavvuf büyüğü gibi o zaman tasavvufun ilk şeyleri var, büyükleri var ortada. Tek tek valiliğe çağıracaksın bunları. Soracaksın. Kur'an nedir? Allah'ın kelamıdır. Kur'an Allah'ın sözüdür diyene üç gün müddet ver. Üç gün sonra tekrar gelsin. Tövbe ettim. Kur'an Allah'ın mahlukudur. Koyun gibi bir şeydir. Derse sal gitsin vazifesini. Değilse uygun gördüğünü öldür. Uygun gördüğünü de zindana at diye talimat verdi. İnsanlar kitleler halinde valiliklere çağrıldı. Tabi bu halk için değil. Çünkü halk alimlerine bağlı zaten. On binlerce kişiyi saraya çağırmaya gerek yok. Ama Bağdat alim kayınıyor. 100 tane, 200 tane alim yok öyle. Sadece Ebu Yusuf'un bin tane talebesi var belki. Her biri müştehit. İmam Şafii oralarda o günler. İmam Şafii'nin kendisi var. Talebeler var. Gerçi İmam Şafii gidip Mısır'a bu işten kurtuldu. Yani bu iş ona rastlamadı. Erkenden gitti o İmam Şafii. Erkenden kurtuldu. Harun Reşit'ten önce gitti o. Mısır'a gitti. Yani Harun Reşit sağken Mısır'a gitti. Alaküller valiliklere çağrıldı insanlar. Tek tek soruldu. Ee, insanlar i̇nsanlar ilk etapta alim ama ne olduğunu anlayamadılar. Lan burada mı uğraşacağız? Ben ders okutuyordum talebelerime. Tabi tabi halifemiz öyle uygun görüyorsa öyledir deyip çıktılar. Halife hazretleri öyle mi? Tabi halife hazretleri. allah Teala vali mesele konuşmaya başlarken çok meşhurdur bu konuşması. İşte filan alim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam hoş geldin. Allah ulul emre itaat etmenizi emrediyor mu etmiyor mu? Ne demek ya? Vatiullah vatiur rasule ve emri minkum. Sen bunu biliyor musun diyor vali. Ne demek biliyor musun ya? Ben bunu öğretiyorum insanlara. diyor. Bağdat'ta halifemiz el Kur'anu mahlukun diyor. Sen ne dersin diyor. Halifemiz böyle dedi mi diyor. Dedi. E tabi böyledir diyor. Allah mübarek etsin dersinize bereket edersin. Buyurun derse gidin diyor. Gidiyor dersine. Git sen zikrine, meclisine gidiyor, gidiyor. Bin, iki bin, üç bin böyle gidiyorlar. Dört kişi ayağa kalktı. Ashab-ı kiramın ağzından çıkmayan sözü bize söyletemezsiniz dediler. Birincisi Ahmet bin Hanbel. Rahmetullahi aleyh. Böyle Everest tepesi gibi dizildi Bağdat'ın ortasında. Yani Bağdat vadi bir yerdir. O Everest tepesi gibi Bağdat'ın ortasında oturdu hatta uğraştırıp Kur'an mahluk değildir bile demedi. Kur'an kelamullah'tır dedi. Yani değildir demek için bile mahluk kelimesini ağzına almadı. Bu da onun siyaseti. Yani o arada bir nefeslik bir kelimeyi bile söylemedi. Kur'an mahluk değildir, Allah'ın kelamıdır demedi. Kur'an Allah'ın kelamıdır dedi. Ne değildir ona cevap vermedi. Ağzından o cümleyi çıkarmadı. İkincisi Ahmet bin Hanbel'in hem arkadaşı hem talebesi Muhammed bin Nuh. Rahmetullahi aleyh. Bu da ayağa kalktı. Nuaym bin Hammad. Rahmetullah yani ayağa kalktı. Ahmet bin Nasr el-Huzai. Rahmetullahi aleyh. Dört kişi. Bu dört Everest tepesi gibi adam. Ahmet bin Hanbel. Muhammed bin Nuh. Nuaym bin Hammad ve Ahmet bin Nasr el-Huzai. Rahmetullahi aleyhim cemiyen. Bunlar asla böyle bir cümleyi ağzımızdan çıkaramazsınız dediler. Ama bunlar dört kişiler. Diğer yüzlerce insan halifemize itaat ederiz. Allah bize böyle emretti dediler. Bunun maliyetini hesap edemediler. Bundan da anlıyoruz ki kalın kalın kitaplar okumak başka şey narin narin düşünmek başka bir şey. Bir kelimenin ümmete kaça mal olacağını düşünmek alimlik işi değil. Bu bir kafayı gerektiriyor. Ahmet bin Hanbel kafası bu. Ahmet bin Hanbel o günler henüz müsnedini de tamamlamamış. Müsned yazmayı da bitirmemiş ama hadiste güçlü bir senedi var. Ahmet bin Hanbel Bukhari'den de önce. Yani ilk hadis külliyatı toplayanlardan. Bağdat'ta ağırlığı var. Herkes biliyor. Halifeye rapor ulaştırılmış. Dört tane deli çıktı yok diyorlar demiş. Etmeyin eylemeyin. Ahmet bin Nasr el-Huzai dördüncü isim. Dedesi Abbasi devletini kuranlardan biri. Dolayısıyla sarayda da ağırlığı var. Sıradan bir hacamca değil. Ya da sıradan bir fıkıh hocası da değil. Yani Abbasi devletinin ağır toplarından biri. Ahmet bin Nasr ve diğer üçünü Defalarca valiliğe çağırmışlar. Dikkat edin, yazık ediyorsunuz, günah ediyorsunuz. Yapmayın böyle, İslam devletine aykırı davranıyorsunuz siz, dediler. Fakat, e, elhamdülillah, Allah onlardan razı olsun, bu dördü hayatlarını ödemeye razı oldu. İlk şehit edilen Muhammed bin Nuh oldu. Muhammed bin Nuh'u e, dayak ata ata öldürdüler. O da tıpkı Bilal radıyallahu anh Allahu ahad, Allahu had diyordu ya. El Kur'anu kelamullah, El Kur'anu kelamullah, El Kur'anu kelamullah diyerek öldü. Kur'an'ın ilk şehidi, Kur'an'a feda edilmiş ilk kurban Muhammed bin Nuh'tur. Yaşasaydı, çünkü çok genç yaşta, 30'lu yaşlarında şehit oldu veya 40'a girdiği yeni dönemde, tam tarihini bilemiyorum. Ama genç olduğunu biliyorum. Yaşasaydı ikinci Ahmet bin Hanbel olacaktı. Beraber çalışıyorlardı o müsnet ortamını oluşturmak için. Ama Kur'an'a kurban oldu gitti. Rahmetullahi Ali. Belki yaşasa bu kadar tarihimize mal olmayacaktı. Belki bu kadar ecir kazanamayacaktı gitti. Nuaym bin Hammad aynı şekilde dik durdu. Ahmet bin Hanbel durdu. Fakat iki isim Abbasi devletini ciddi rahatsız etti. Bu iki ismin <laughs> Birisi Ahmet bin Amben, birisi Ahmet bin Nasr el-Huzayidir.